İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Van Eyaleti. Artsah Ulusal Meclisi Başkanı halka hitap etti. Artsah lokal savaşla karşı karşıya kaldı. Artsah Devlet Başkanı Arayik Artunyan bir kararname imzaladı. Paruh Köyü Rus barış güçlerinin kontrolü altında. Ermeni kuvvetleri Karaguluh Dağı'nın çoğunun kontrolünü elinde tutuyor. Anayt adlı dergisinin ikinci sayısı 5 Nisan'da yayınlanacak. İran ve Ermenistan Cumhuriyeti enerji sektöründe uzun vadeli işbirliğinin geliştirilmesini görüştü. Ermenistan Cumhuriyeti'nin somut olmayan kültürel miras değerleri listesine 6 unsur daha eklendi. Van Eyaleti. Batı Ermenistan'daki Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi Van olan bir idari birimidir. Büyük Aykın, Vaspuragan Eyaleti'nin ana bölgesi ve Moks, Korcaik ve Duruperan ilçelerinin ayrı bölgelerini içeriyordu. 16. ve 17. yüzyıllarda, ayrıca 18. yüzyılın başlarında Erzurum'a geçen Beyazıt'ı de içeriyordu. 1840'lara kadar Van ilinde yarı bağımsız Kürt aşiretlerinin yanı sıra Moks, Şatah, Sasun'da Ermeni özerk beyleri yer alıyordu. Van ilinde göze batan en yüksek dağ zirveleri Sipan, Cilo, Tondurak gibi. Burada Van Gölü'nün yanı sıra çok sayıda göl de bulunmaktadır. Van ilinde hayvancılık gelişmiştir. Van şehri en önemli ticaret ve zanaat merkeziydi. Toprak altı mineraller açısından zengindir. Demir, kurşun, bakır, altın, gümüş, kömür, tuz, petrol. Eyaletin batı kısmı ormanlar bakımından zengindir. Van'ın 1915 yılındaki kahramanca muharebesi sayesinde vilayetteki Ermenilerin çoğu soykırımdan kurtulmuştur. Artsah Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Artur Tomasyan, Artsah hakkında bir mesaj gönderdi. Mesajda şöyle deniyor. Artsah Cumhuriyeti ile ilgili tüm temel konular Artsah Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi'nde karara bağlanır. Artsah çatışmalarla karşı karşıya kaldı ve biz herkesle sadece silah gücüyle değil, aynı zamanda Ermenistan Cumhuriyeti ortakları olan Rus barış güçleri ve diğer yapılarla da akıllı diplomasi yoluyla çalışmalıyız. Artsah Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi'nin son oturumları ve Artsah Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Güvenlik Konseyi Başkanı'nın Ulusal Meclis'teki son toplantısı doğru yolda olduğumuz konusunda umut vericidir. İnşallah böyle devam edecek. Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Arutyunyan, Artsah Cumhuriyeti topraklarında ilan edilen sıkı yönetim konularında hak ve özgürlüklerin geçici olarak kısıtlanmasına ilişkin bir kararnameyi 26 Mart'ta imzaladı. Kararnameye göre Artsah Cumhuriyeti topraklarında ilan edilen sıkı yönetim süreci boyunca kanunun öngördüğü şekilde 1. Toplanma özgürlüğü hakkı kısıtlanıyor. 2. Grevler ve örgütlerin faaliyetlerini durduran diğer tedbirler yasaklanıyor. 3. Artsah Cumhuriyeti'nin savunma kapasitesi ve güvenliğine karşı propagandalar ve diğer etkinlikler yapan kuruluşların faaliyetleri askıya alınıyor. Bu kararname ile tanımlanan hak ve özgürlükler üzerinde geçici kısıtlamaların uygulanmasını sağlama sorumluluğu Artsah Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na ve Artsah Cumhuriyeti Milli Güvenlik Servisi'ne aittir. Artsah Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre 28 Mart saat 12 itibariyle temas hattının doğu kısmı da dahil olmak üzere tüm temas hattı boyunca operasyonel taktik durum nispeten istikrarlıdır. Önemli ateşkes ihlalleri kaydedilmedi. Rapora göre Askeran bölgesindeki Paruh Köyü şu anda Artsah'ta konuşlu Rus barış güçlerinin kontrolü altında. Artsah Enformasyon Merkezi, Azerbaycan birliklerinin Karaguluh Dağı'nın bir bölümünde müstahkem mevzilerde kalmaya devam ettiğini bildirerek Artsah Silahlı Kuvvetleri'nin cesur çabaları sayesinde Ermeni tarafının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ilerlemesini durdurmayı, Karaguluh Dağı'nın ana kısmı üzerinde kontrolü sürdürmeyi başardığını bildirdi. Batı Ermenistan, egemen topraklarına yönelik saldırıyı kınamakta, Azerbaycan'a uluslararası hukuka saygı duymasını hatırlatmaktadır. Azerbaycan'a Sevr Antlaşması'nın imzalanması sırasında Batı Ermenistan'a ve nüfusuna yönelik herhangi bir saldırı durumunda devlet olarak meşrutiyetinin sorgulanacağını bildirdi.
Anahit adlı Ermeni dergisinin ikinci sayısı 5 Nisan'da Fransa'da Ermenice, Rusça, İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanacak. Derginin ilk başta sadece Fransızca olarak yayınlandığını belirtelim. Bu dergi sayesinde okuyucular başta Fransa olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan önde gelen gurbetçi Ermenilerin sosyal, toplumsal ve kişisel yaşamları ile faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilecek. Tüm bunlara ek olarak Haycampa adlı Ermeni savaş sanatlarının inceliklerini ve tekniklerini öğrenebilir, Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımın ayrıntılarını analiz eden makaleleri okuyabilirler. Mehr Ajansı, İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cavad Ovuci ve Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Danışmanı Ardaşes Tumanyan'ın enerji sektöründe uzun vadeli işbirliğinin geliştirilmesini görüştüklerini bildirdi. 15 Mayıs 2009'dan beri Ermenistan Cumhuriyeti İran'dan doğalgaz boru hattı üzerinden doğalgaz alıyor. Elektrik karşılığında doğalgaz adlı program çerçevesinde İran gazı Ermenistan Cumhuriyeti'nde işleniyor ve elektriğe çevrilerek İran'a ihraç ediliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 11 Mart 2010 tarihli 310-A kararında değişiklik ve ekler yapılmasına dair hükümet kararı taslağı onaylanmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'ne teslim edildi. Taslak karara göre 45 unsurdan oluşan Ermenistan Cumhuriyeti'nin somut olmayan kültürel miras değerleri listesine 6 unsur daha ekleniyor. Bunlar arasında iğne işleme, Ermenistan Cumhuriyeti Tavuş yöresindeki köylerde yabani bitki ve meyve toplama geleneği, yaylalara göç, Ermenistan Cumhuriyeti Tavuş bölgesinde besicilik geleneği, Şirak bölgesinde çeçil ve örme peynirleri yapma geleneği, gavar baklavasının yapılışı ve kullanım geleneği, bir turşu çeşidi olan çahuttu yapılışı gibi değerler yer almaktadır. Daha önce kaydedilen Dırındez ve Vartavar bayramlarına ilişkin bilgilerdeki eklemeler de aynı kararda yer almıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Naruhi Alavertyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Vartani Mor Vohpa adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.